şimdi bir kez daha Fransa'ya gidiyor ve Akpınar İnşaat'ı tanımak üzere sözü arkadaşımız Sevcan Cem Tosun'a bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, Fransa'yı karış karış gezmeye ve başarılı girişimcilerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta Auxerre'den sesleniyoruz sizlere. Bugün Akpınar gruba konuk oluyoruz. Başarılı iş adamı İbrahim Bey'i tanıyıp şirketin kuruluş hikayesini kendisinden dinliyoruz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Önce sizi tanıyalım. İsmim İbrahim Akpınar. Aslen Erzurumluyuz. Ne kadar senedir Fransa'dasınız? Fransa'da biz 15 yılı bu sene dolduracağız. Bizim babamız çok gurbetlerde yaşamış bir insandır. Yani hayatı da gurbetlerde geçmiştir. Kendisi çok iyi bir seramikçidir. Onun buraya gelmesinden dolayı biz de babamızın peşinden devam ettik. Avrupa'da yaşayanların mesela çoğunluğu inşaat işiyle uğraşıyor. Biz de babamızdan aldığımız tabii destek olsun, maddi manevi olsun, her türlü destekten dolayı biz de inşaata yöneldik. Akpınar Grup tam olarak ne hizmet veriyor? Akpınar Grup bundan 3 yıl önce bir aile şirketi olarak kuruldu. Bu aile şirketinden ziyade biz artık profesyonelleşmeye gidiyoruz. Bu profesyonelleşmeyi de daha ileriye götüreceğiz. Bunun için nasıl olur? Biz şu an her zaman yani yaptığımız işlerin %60-65'i genellikle boyadadır. Yani boya badana olsun, dekorasyon işi olsun. %35 civarı da kale boyadır. Müşterilerimiz genellikle bizde hep diyorlar ki yani Akpınar Grup olarak neden her şeyi siz yapmıyorsunuz? Çünkü tek bir kişiye verdiklerinde anahtarı da ondan almak istiyorlar. Akpınar Grubu'nun içinde artık bütün her şey olacak. Yani bir müşterimiz, biz evlerine girdiğimizde her şeyi yapıyoruz. Boyasını, işte temizliği olsun, zamanında yapıyoruz. Peki lokatif yani kiralık işlerde ise zamanında teslim etmek çok önemlidir. Çünkü müşterinin burada kaybı olacaktır. Profesyonelleşme anlamında da işte logomuzu değiştirdik. Müşterilerimize daha hitap edemek için mail adreslerimizi daha bir orijinal yaptırmaya çalıştık. Biz müşterinin istediği her şeye kulak veren bir firmayız. Tabii burada benim en büyük destekçilerimden iki tane abim şu an burada yok. Onlardan adına da sizden özür diliyorum. Kendisi Bayram Akpınar'la Fatih Akpınar. Onlar şu an şantiyelerde oldukları için. İş bölümü yapmışsınız bildiğim kadarıyla. Hepinizin bir görevi var değil mi? Bu da çok önemli. Evet yani şu an sahada olanlar, yani sahada dediğimiz şantiyelerde olanlar Bayram Akpınar'la Fatih Akpınar'dır. Tabii Fatih Akpınar'ın genellikle özelliği o daha çok şahıslara bakan, Bayram Akpınar ise büyük şantiyeleri koordine eden. Ben de genellikle bütün müşterilere hitabı olsun, işte faturalarımız olsun, organizasyonlarımız olsun, onları da yapan benim. Şu an elimizde yeni başladığımız daha çok yeni bir üniversitemiz var, Bölge Üniversitesi. Bu Auxerre bölgesi için çok çok önemli bir proje. Bu projeye de bizi aday göstermeleri çok gururla. Büyük bir başarı burada sizin o zaman üniversite şantiyesini aldınız. O zaman biz orayı gezelim öncelikle. Tabii ki o zaman üniversite şantiyesine gidebiliriz. Sevgili izleyiciler, bürodayız. Buradaki röportajımıza kısa bir ara veriyoruz. Şimdi Auxerre'deki üniversite şantiyesini gezeceğiz sizler için. Orada devam edeceğiz röportajlarımıza. Sevgili izleyiciler, Akpınar Grubun yapmış olduğu üniversite şantiyesindeyiz şu anda. İbrahim Bey, bürodan çıktık. Bugün üniversite şantiyesine geldik. Burası çok büyük bir proje. Tebrik ederim sizi. Burada tam olarak neyi yapıyorsunuz? Bizim buradaki şantiye, çok şanslısınız. Daha bir gün oldu başlayalım. Bizim buradaki hedefimiz tabii bu şantiyenin mesela bir yıllık bir gecikmesi var. Biz şu an alçısı olsun, boyası olsun bütün her şeyini yapıyoruz. Tabii burası çok büyük bir üniversite olduğu için yani Auxerre'in de yani bu bölgenin en büyük bir üniversitesi. Tabii bizi seçmelerindeki en büyük belki hızlı olmamız, temiz olmamız. Zaten birazdan da ustalardan göreceksiniz. Bu şantiyenin bizim için tabii çok büyük bir önemi var. O yüzden tabii sizleri burada ağırlamak bizim için çok çok
memnun etti açıkçası. Bizim mesela bu şantiyelerimiz taş olsun, işte bütün dekorasyon işleri, duvar kağıdından boyası olsun, bütün her şeyi yapıyoruz. Yani müşterimiz bize, tabii bunu ya mimarlar genellikle planları çiziyor, mimar olmasa bile müşterimiz bizim kendi mimarımıza çizdiriyoruz projeleri. Bunları da biz uyguluyoruz. Kendi isteğine yönelik şeyleri de yapıyorsunuz o zaman. Biz komple bir evi baştan yaptığımız zamanlar olmuştur. Hala da devam ediyoruz. Bir iki şantiyemiz de devam ediyor. Biz kırıp baştan yapıyoruz. Yani tabii insanların hayatlarını renklendiriyoruz açıkçası. Bu da bizi mutlu ediyor. Fransa'nın her tarafına gidiyoruz. Yani müşterilerimiz bizi aradıklarında, yani bu firma Oxel'dedir ya da işte Fransa'nın o bir tarafındadır. Bizim için bir şey. Yani bizim hep bildiğimiz bir politikamız vardır. Önemli olan bir müşteri memnuniyetidir. Bu memnuniyeti de sağladığımızda biz her yere gideriz. Ama tabii buradaki çok büyük bir emek benim değerli anneme, Güler Akpınar'a çok büyük bir teşekkürlerimi de iletiyorum kameralar aracılığıyla da. Çok bana emek vermiştir. Hala da hiçbir zaman desteğini esirgememiştir. Babam da aynı şekilde, abilerim olsun, herkes olsun bize desteğini esirgememiştir. Ve de arkamızda da bir ailemizin, destek veren ailemizin olması bizi daha da ileriye götüreceğini umuyorum zaten. Çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Sevgili izleyiciler, Akpınar Grup olarak biz de bütün şantiyeleri gezmeye devam edeceğiz ilerleyen haftalarda. Siz de burayla çalışmak istiyorsanız özellikle ekranda görmüş olduğunuz numaralardan ve internet sitesinden ulaşabilirsiniz. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere.